Değerli basın mensupları, dünyanın gündeminde çok sıcak bir olay var. Fransa'da Cezayir asıllı 17 yaşında bir genç, trafik kontrolü sırasında polis tarafından vurularak öldürüldü. Protestolar geniş çaplı olaylara dönüştü. Başka ülkelerde de benzer protestolar görülmeye başlandı. Şunu belirtmek gerekir ki vatandaşlarını birinci sınıf, ikinci sınıf diye ayıran, ırkçı şiddete maruz bırakan bir yaklaşım asla kabul edilemez. Biz Fransız yargısının bu konudaki kovuşturma ve soruşturmayı en hızlı şekilde tamamlayarak sorumluları gerektiği şekilde cezalandırmalarını bekliyoruz. Ancak saray hükümetinin Avrupa'nın açık hava sığınmacı kampı haline getirdiği ülkemizde Fransa'da yaşanan olayların çok dikkatle dikkatli takip edilmesi lazım. Ülkemize kontrolsüz şekilde alınan ve yurdumuzun dört yanına dağılan sığınmacı ve kaçakların yarattığı risklerin üstünün ensar söylemleriyle Avrupa'dan para gelecek masallarıyla ört memesi çok iyi tahlil edilmesi, yönetilmesi ve en kısa sürede Suriye ve diğer ülkelerden kontrolsüz şekilde gelenlerin evlerine gönderilmesi şart. Yoksa Fransa'da yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya mesajı atanlara soruşturma açarak ya da hükümet sözcülerine Türkiye sömürgecilerle yan yana getirilemez gibi bir takım beylik sözler söyleterek bu işin üstesinden gelmek mümkün değildir. Artık sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili bir eylem planını hızla uygulamak gerekmektedir. Türkiye bu yükü daha fazla kaldıramaz. Kendi vatandaşların hakkı olan refahı başka ülkelerden gelen insanlara vermeye zorlanamaz. Sığınmacıların ülkelerine dönüşü için bölge ülkeleriyle diplomatik temasa geçilmesi, takvimi belli bir dönüş planının belirlenmesi bu meselenin halli için gereklidir. Bugün artık samuray kılıçlı sığınmacılar sokakla sokaklarda birbirlerine saldırıyorlarsa, Antalya'nın sahilinde, Kayseri'de Luna Park'ta, İstanbul avcılarda Öso bayrakları açılmaya başlandıysa, bekleyecek bir dakika dahi kalmamıştır. Bu arada saray ülkemizde bu bayraklar sallanırken neden sessiz kalmaktadır? Yine geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu bir nefret suçudur. Hiçbir şart, hiçbir hal ve şart altında ifade özgürlüğü kılıfına sokulamayacak bu ayıba kendini medeni sayan ülkelerin tepkisizliği de utanç vericidir. İnançlar arasında sevgiyi ve barışı büyütmek varken nefreti körükleyen bu saldırıyı telin ediyor, bu saldırıya sessiz kalanları da kınıyoruz. Değerli basın mensupları, aziz milletimizin kulakları bugüne kadar neler duyduğu, gözleri neler gördü neler. Villaların bodrum katında sıfırlamakla bitmeyen para dolu kasalar, ayakkabı kutularından, çikolata kutularından taşan dolarlar, yurt dışındaki vergi cennetlerinde kurulan aile şirketleri ve bunlar üzerinden yapılan milyonlarca dolarlık para transferleri. Bu tür haberlere alıştık. En son saygın bir yabancı haber ajansı içinde saray şürekasından isimlerinde geçtiği bir haber yayınladı. Buna göre İsveçli bir şirket Türkiye'de araçlara kendi sattıkları alkol metrelerin takılması için bir girişimde bulunmuş. Buna yasal altyapı oluşturması ve ticari ayrıcalıklar kazanmak karşılığında Bilal Erdoğan'ın başında olduğu vakıf ve üniversitelere 10 milyarca dolarlık rüşvet aktarmayı planlamış. Hatta bu için Türkiye'de paravan şirket bile kurmuş. Ama şikayet üzerine bu çirkin oyun ortaya çıkmış, planı yapanlar şirketten atılmış ve bu plan hayata geçmemiş. Habere konu olayın özeti bu. Ama bu haberin çıkmasının ardından yaşananlar haberden çok daha ilginç. Önce Erdoğan'ın iletişim başkanlığı çıkıyor habere veryansın etmeye başlıyor. Sonra onun ardından Rütük Başkanı, sonra Meclis Başkanı, bakanlar bu Vaveyla'ya bu Vaveyla iştirak ediyor. Tabii bunun ardından da troller geliyor. Onu da derhal yayın yasakları takip ediyor. Ben buradan soruyorum. Cumhurbaşkanı'nın olduğu ile ilgili bir haber. Rütük Başkanı'nı, bakanları ve hatta Meclis Başkanı'nı neden bu kadar infiale sevk ediyor? Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri ucube rejimde parti devletinde maalesef işler böyle yürüyor. 85 milyon millete de bu kirli düzenin devamı için karın tokluğuna köle gibi çalışmak düşüyor. O da iş bulabilirse. Gurbet kızımız. Mevsimlik işçi bir ailenin kızı. Antalya'da tarlada doğmuş. Çalışmış, didinmiş. Üniversitenin bankacılık bölümünü bitirmiş. Ama torpil bulamamış, işe girememiş. Şimdi ailesiyle birlikte Antalya'nın sıcağında yevmiye ile günlük 11 saat tarla günde 11 saat tarlada çalışıyor. Günlük nafakasını çıkarmaya uğraşıyor. Gurbet kendisine mikrofon uzatan muhabire bu ülkede başarılı olmak bir işe yaramıyor diyor. Çoban Sülü'den Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel çıkaran, yetenekli gençlerini en ücrada bile olsa bulup yurt dışında eğitime gönderen, onları dünya çapında bilim insanı ve sanatçı yapan bu ülkenin ucube saray rejimi elinde geldiği yer işte burası. Yokluk, yoksulluk artık bu topraklarda bir kader olarak sonraki kuşaklara aktarılıyor. Çalışsan da yoksulsun, çalışmasan da yoksulsun. Bu ucube rejim gelmeden önce 5 milyon 272 bin olan gerçek işsiz sayısı Nisan ayı itibariyle 9 milyon 138 bine çıktı. Ucube rejimle geçen 5 yılda işsizler ordusuna 3 milyon 867 bin kişi eklendi. Son 5 yılda vatandaşların ve şirketlerin borcu 4'e, kamunun borcu 5'e katlandı. Finansal kesim dışında kalan kesimlerin borcu 4 kat arttı. 3 trilyon 381 liradan 14 trilyon 466 milyar liraya çık. orta direk yok oldu. Zengin ile fakir arasındaki makas olağanüstü açıldı. Bu yılın Nisan ayı itibariyle bankalardaki toplam mevduatın %70'ini 1 milyon lira üzerindeki mevduat hesapları oluşturuyor. Ancak bu 1 milyon lira üzerindeki hesap sahiplerinin sayısı bankaların toplam müşteri sayısının sadece binde altısı. Bu düzende birileri hep birilerinin üzerine yaslanıyor. Altta kalan da her zaman emeğiyle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız oluyor. Bu düzenin böyle gitmeyeceğini söyleyen herkes bir numaralı düşman ilan ediliyor. İşte genel başkanımıza yönelik fezleke tehditleri, İşte sosyal medyadaki sürek avları, işte Rütük'ün muhalif, muhalif televizyonlara kestiği intikam cezaları ve işte en son gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir programda söylediği sözlerden orası burası kesilerek, montajlanarak hazırlanan bir video gerekçe gösterilerek tutuklanmaz. Merdan Yanardağ o programlarda AK Parti'nin Diyarbakır milletvekilinin sözlerini, sözlerini anımsatarak hükümeti neyi, neden yaptığını hatırlatıyor. Sarayın yeni bir süreci, yeni bir çözüm süreci başlatma ve terörist başını salı verme niyetinden bahsediyor. Tezgahın açığa çıktığını gören saray muhalif mahfilleri de hemen kampanya başlatıp gazeteci Merdan Yanardağ içeri attı. Ahlak pusulası fırıldak olmuş Saray hükümetinin yalanlarla, trol ordularıyla algı yönetme taktiği anlaşılan yerel seçimlere kadar tüm hızıyla devam edecek. Biz seçim süreci Mayıs ayında sona ermedi. 8 ay sonra yapılacak belediye seçimlerine kadar sürecek derken bu lafları boşuna etmiyoruz. Ama ülkenin geleceği için sorumluluk alan gazeteciler bu baskılara pabuç bırakmayacak. Ülkemiz adına utanç verici bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır. Değerli basın mensupları, Önümüzdeki yerel seçimlere kadar çok kritik bir zaman dilimi var. Sarayın en büyük beklentisi karşısında bir araya gelmiş karşısında bir araya gelen muhalefeti bölmek. 94 seçimlerinde olduğu gibi karşısındakileri dağıtıp kendi adaylarını aradan çıkarmak. Bunun için her türlü çabayı fasıla vermeden sürdürüyorlar. Biz önceki seçimdeki eksikliklerimi, hız, eksikliklerimizi hızla gideriyoruz. Bir yandan örgütümüzde başlattığımız yenilenme sürecini gerçekleştirirken önümüzdeki yerel seçimlere kadar hizmetlerimizi anlatarak en ücra mahallelere kadar ev ev dolaşarak bundan önceki seçimlerdeki birlikteliklerimizi tahkim ederek yerel seçimlerden başarıyla çıkacağız. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok belediyeyi Erdoğan'ın elinden aldığımız yerel seçim zaferimizden bu yana 4 yıl geçti. Geçen 4 yılda belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiler. Vatandaşın parası vatandaşa hizmet için kullanılınca nasıl eserler verilebildiğini gösterdiler. İllerinde, ilçelerinde belediyeler eliyle verilen yardımları arttırdılar. Üretime destek olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için var güçleriyle çalıştılar haklarında söylenen tüm yalanları yalancıların yüzüne vurdular. Şimdi yapılan hizmetleri anlatma, bugüne kadar yapılan yap, yapılanlardan çok daha büyük işler yapma zamanıdır. Bayram bitti. Artık bu yaz CHP örgütlerine, CHP milletvekillerine, CHP belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine her kademeden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine tatil yok. Yenilenen kadrolarımızla tüm gücümüzle seçime kadar sahada olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. O sorulardan iki Sözcü TV tarafından yönlendirildi. Sözcü TV'nin sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde olduğu gibi bir ittifak yapacak mı? Eğer yapılamazsa büyük şehirlerin kaybedilme riski var mı? Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi yerelin kendine özgü koşullarını en iyi bilen ve değerlendiren partidir. Oluşan koşullara ve risklere göre yeni stratejileri hayata geçirmekte tereddüt etmez. Bu çerçevede mevcut 11 büyük şehrin yanında yeni büyük şehirleri de kazanacağımızdan kimsenin tereddüdü olmasın. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız konuşmamda da ifade ettiğim gibi başarılı hizmetler vermiş, büyük eserlere imza atmışlardır. Kendilerine vatandaşlarımızın desteğinin artarak devam edeceğinden eminiz. Efendim Sözcü TV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine siyasi rüşvet teklif ettiğini iddia ediyor. Bu konu hakkında siz mi değerlendirmeniz olacak mı? Önce bir genel değerlendirme yapayım. Belediye başkanları öncelikle kendi illerinin, ilçelerinin sorunlarını çözmeli. Hemşerilerine en iyi hizmeti vermeye çalışmalı. Tanju Özcan vereceği hizmetlerde hükümet engel çıkardığı için yürüseydi başımızın üstünde yeri vardı. Şimdi bu kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir e, söz vardır. Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çöz. Efendim Kanal 7 tarafından yönlendirilen bir soru var. Kanal 7'nin sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya Belek'teki tatili sosyal medyada e, yankı buldu. Mütevazi mutfaktan lüks villada tatile eleştirileri yapılıyor. Sizin bu konuya ilişkimi değerlendirmeniz olacak mı? Genel Başkanımızın her biri kendi işinin gücünün sahibi olan aile fertleriyle birlikte kısa bir süre dinlenmesini eleştirmenin ben gerçekten Kurban Bayramı'nda büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani esas sorulması gereken soru şudur Tayyip Erdoğan'a milletin ödediği vergilerle uçan, kaçan, duran yazlık kışlık saraylarda... Ne kadar harcama yapılmıştır? Burada söz konusu olan biletin parasıdır. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Merkez Bankası faiz politikasında değişikliğe gidilen son toplantının özetini yayınladı. Kararı enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olarak değerlendirdi. Elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini de söyledi. Bu... Bugüne kadar uygulanan politikanın yanlış olduğunun bir itirafı mı? Dolar kurunu baskılamak için muhalefet bugüne kadar hep yakılan dolarları hatırlatıyordu. Bu açıklama için sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi tabii bunu Bakan Mehmet Şimşek'in ifadesiyle bugüne kadar izlenen akıl dışı, irrasyonel politikalardan dönüşün bir başlangıcı olarak anlamak mümkündü. Ama bunun yanına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı dışında üyeleri değişmeyen, eski üyelerle devam eden para politikası kurulunu, bundan önceki akıl dışı politikaların baş uygulayıcılarından biri olan eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun başına atanmasını koyduğumuzda, bir de bunu onların üstüne Erdoğan'ın ben değişmedim, aynıyım sözlerini eklediğimizde ortaya mükemmel bir kafa karışıklığı çıkıyor. Türk ekonomisi ızrar halindedir. Ekonominin bu çelişkili söylemlerle yönetilmeye çalışılması akılcı politikalara dönüşüm maliyetini arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bugün rezerv satmayacağım dersiniz. Bu çelişkili sözlerle devam ederseniz faizleri çok arttırmak zorunda kalırsınız. Yarın faizleri arttırmak zorunda kalmak istemezseniz bu sefer rezervleri satmak zorunda kalırsınız. Türkiye'nin derhal derli toplu, dört başı mamur bir e, programı millete sunması ve bu çerçevede yürümesi gerekmektedir. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.